Hayat Sağlıklı Güzel'de Profesör Doktor Cenk Şen karşımda. Her zaman yanımda olan kıymetli hocam, canım hocam. Şimdi karşımda ve bugün çok farklı, ilginç bir konu konuşacağız hocam. Meme ve revizyon estetikleri. Nereden çok... bildiniz? Nereden ya, bildiniz? Soruyorsunuz, sürekli sorular geliyor bu konuyla alakalı. Evet. Biz de bu konuyu bahsedelim, konuşalım, bilgilendirelim istedik. Evet hocam, istedik. Hakikaten çok fazla soru geldi. Özellikle sizi evet. karşıma alıp bu soruları sormamı istiyorlar. Revizyon meme estetiği nedir diye en basit tanımıyla önce dilerseniz onunla başlayalım. Evet, şimdi şöyle diyelim. Memede yaptığımız ameliyatlar esasında temelde meme büyütme ameliyatları, meme küçültme ameliyatları ve dikleştirme toplama ameliyatları. Bunların protezler, yağ enjeksiyonları da kombine ederek farklı şekillerde yapabiliyoruz. Bu ameliyatların hepsinde revizyon ihtimali olabilir. Şimdi tabii ki her cerrah yaptığı ameliyatta mükemmel sonuca ulaşmak ister. Hiç kimse hastasının mutsuz olmasını istemez açıkçası. Ama bazı durumlarda kaçınılmaz bir şekilde beklenmedik sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Bu bütün ameliyatlarda olduğu gibi plastik cerrahi ameliyatlarında da geçerli. Şimdi memede tabii hepsinden kısaca bahsedersek, meme büyütme ameliyatında en sık karşılaşılan problemlerden birisi erken dönemde işte iltihaplanma ya da kan toplanması, ama sık dediğim bu teorik olarak evet. söylemek istiyorum. Ben meslek hayatımda hiç karşılaşmadım. Çok nadir bir şeydir esasında bilinen komplikasyonlardan. Sonuçta bunların hepsi artık ameliyathane koşullarında yapılıyor. Belli kontroller altında yapıldığı için bunlarla karşılaşmıyoruz. Belli bir süre sonra, üstünden zaman geçtikten sonra protezin etrafında bir kapsül oluşur. Vücut bir yabancı cismi sınırlamak için oluşturduğu bir zardır bu. Bazı durumlarda bu kapsül biraz sertleşebilir. Bu da çok nadirdir ama bu kapsülün çıkartılması, kesilmesi, protezin değiştirilmesi ya da başka plana alınması gibi bir takım ikincil ya da revizyon cerrahi ihtiyaçları olabilir. Hocam, kapsül ameliyatı. Hocam, yakın bir arkadaşım var bu konudan dolayı, ama gerçekten yakın bir arkadaşım var sizlerin. Yakın bir arkadaşım bu konuda gerçekten çok sıkıntılı. Benim de hayatımda bilmediğim hani kavramlar ve sizin sayenizde, program sayesinde birçok şey öğreniyorum. Kendisi belki 10-15 sene önce bu operasyonu geçirmiş ve kapsül olmuş ve uzun yıllar ertelemiş, gerçekten taş gibi sert, ağırlı, rahatsız edici. Şöyle bir durum var, kimi diyor ki çıkartalım, kimi orada tutalım diyor. Kimi orada çıkartıp bir süre bekleyip dinlendirip sonra geri koyalım diyor falan. Böyle farklı farklı fikirler var. Burada doğrunun ya da yanlışın olduğu bu ve benzeri durumlarda nasıl karar veriyorsunuz? Hastanın anladığım kadarıyla en son evre 4 aşamasına artık gelmiş. Ciddi deforme olmuş sertlikler ve ağrılar da eşlik eder böyle durumlarda. Şimdi bu durumda tabii kapsülü bir kere çıkartmak gerekiyor. Üstünde bazen sert kireçlenmeler, kalsifikasyonlar da olabiliyor. Kapsülü çıkartıp aynı anda eğer cep müsaitse farklı bir plana ya da cepte bir sıkıntı yoksa aynı plana protez konulabilir. Beklemeyi çok fazla tercih etmeyiz. O da yine mesela çok büyük bir protezse o cepten çıkartıldığı zaman bu sefer ciltte birazcık sarkma olabilir. Sonraki ameliyatta protezin yerleştirilmesi biraz zahmetli olabilir. Onun için genellikle o kapsülün çıkartılıp farklı bir plana tekrar protezin yerleştirilmesi doğru tercihtir. Ama mutlaka bizim işimiz, her hasta ayrı tedavi edilir. Hastayı biz başlı başına değerlendiririz. Hastanın durumuna göre karar verilecektir. Mutlaka muayene çok önemli. Bir gün gelirse kaçamadı. Detaylı konuşuruz yine. Bu bir ön bilgi. Peki tekrarlayabilme olasılığı var mı? Şimdi kapsül kontraktürüsünde çok farklı şeyler var, çok çalışmalar var. Açıkçası nedeni de çok bilinmiyor. Bir düz yüzeyli protezlerin neden olduğu söylendi. Daha sonra pürtüklü yüzeyli protezlere geçildi. Onda biraz daha az olduğu. Bir takım düşük virülanslı mikroorganizmaların buna neden olduğu söyleniyor. Farklı birçok şeyler var. Poliüretan protezler tercih edilir hale geldi artık bu işler için. Ama tam mekanizması birebir şudur diye ortaya konulmadı. Birçok faktör var buna neden olan. Ha, bu izleyicilerimizi çok korkutmasın. Esasında çok yine de nadir görülen bir şeydir. Yani herkeste görülen bir tablo değil. Protezin de böyle belli bir sürede bir değiştirilme zorunluluğu da yok. Hasta eğer bir sıkıntı yaşamıyorsa çok uzun yıllar protezini kullanabilir. Tabii bu meme büyütme sonrasında olan problemlere de gelirsek revizyon için. Protez yapıldıktan sonra üstünde bir gebelik süreci ve emzirme süreci olursa tabii protezin üstündeki memede de büyüme ve küçülmeye bağlı tekrar bir takım sarkmalar olabilir.
görüntü bozulabilir. Böyle durumlarda belki protez değişimi yapılabilir ya da tekrar üstünden bir toplama ameliyatı yapılarak daha güzel bir sonuca ulaşılabilir. Bunun haricinde protezin boyutlarıyla alakalı talepler olabilir. Bazı hastalara büyük gelebilir ya da küçük gelebilir. Bunların değişim talebi olabiliyor. İzlere yönelik bir takım cerrahiler yapılabilir. Yani temelde meme büyütmeyle alakalı revizyonda yapılan temel ameliyatlar 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Şimdi meme küçültmeyle alakalı konuşursak yine çok özet şekilde bahsedeceğim. Meme tabii yer çekiminin etkisinde ve yaşla beraber birçok faktörden etkilenen bir organ. Bu şekilde ameliyat sonrasında da yine bir takım değişiklikler olabiliyor. Neler olabiliyor? Yer çekimi etkisi, eğer hasta ameliyat sonrasında kendisine dikkat etmediyse memede tekrar sarkma olabilir. Meme ucu yerinde kalıp memenin altı sarkabilir. Yapılan tekniğe göre bir takım deformiteler, koltuk altına doğru uzayan meme kuyruğundaki fazlalıklar, ize bağlı problemler, dikiş hatlarının kenarlarında bir takım bizim köpek kulağı dediğimiz, dog ear dediğimiz cilt katlantıları olabilir. Bunlara yönelik revizyonlar yapılabilir. Ya da şekilde ilk ameliyattaki planlamadaki bir takım problemlere bağlı olan şekil bozukluklarını gidermeye yönelik ameliyatlar yapılabilir. Burada da tabii bizim için çok önemli bir şey, meme küçültmede birçok farklı teknik kullanıyor. Daha önce birkaç kere konuştuk bunu, biliyorsun. Revizyon ameliyatında biz özellikle eğer hastanın elinde varsa ilk ameliyatında yapılan cerrahi tekniği öğrenmeyi isteriz. Meme küçültme ameliyatından sonra tabii biz dokuları yine patolojiye gönderiyoruz. Buradan gelen bir takım sonuçlara bağlı ek cerrahi müdahale ihtiyacı olabilir. Bu şekilde yakalanmış bir takım kötü huylu tümörler bile meme küçültme ameliyatı sonrasında yakalanmış olgular var ki bu çok büyük bir şans. Sonrasında iyi huylu kitlelere yönelik yapılan cerrahiler, bütün deformiteler oluşabilecek geç dönem deformitelere bağlı revizyon ameliyatları yapılabiliyor. Bir diğer ameliyatımız aynı da... Aynı yerden mi ameliyat ediliyor peki? Şöyle örnek veriyorum. Mesela meme ucunda ya da direkt alta uzanan bir kesiyle yapılmış bir ameliyatta eğer bu ameliyat yeterli olmadıysa hastaya ek kesilerde yapılabilir. Ama genellikle aynı kesilerden biz bunu toparlamayı tercih ediyoruz. Ek kesilere çok fazla... Zaten biz hastayı değerlendirdiğimizde olabildiğince az kesiyle güzel sonuca ulaşmaya çalışıyoruz ama bazen tabii kaçınılmaz bir şekilde daha uzun ve büyük kesilerde ihtiyacı olabiliyor hastaların. Bunu da anlatıyoruz çünkü kısa az kesiyle ameliyat yapıp deforme bir memeyle memeye ulaşmaktansa kesi sayısını biraz daha artırıp daha doğal ve güzel bir memeye ulaşmak hem cerrah açısından hem hastanın beklentisi açısından da önemli bir konu burada. Zaten memede izler çok güzel iyileşiyor. Başta biraz kötü. Ne olursa olsun mesela küçültme, büyütme ya da her neyse meme ameliyatında evet. Mutlaka önce bir iz kalıyor ama değil tabii. Mi? Yani şu anda dünya üzerinde zaten izsiz bir cerrahi yok. Her ameliyatta mutlaka bir iz olur. İz vücudun içinde bölgelere göre bile değişiklik gösterir. Mesela omuz bölgesi, bizim presternal bölge dediğimiz bu bölge ize çok yatkındır. Buradan bir bel çıkartırken bile biz çok kötü iz olabilir diye hastayı bilgilendiririz. Onun haricinde meme bölge olarak iyi iyileşen bir bölgedir. Ancak birçok faktöre bağlıyız. Cerrahi teknik, işte kesinin yeri, yönü gibi bir önemli faktör var. Kişinin yara iyileşme özelliği. Burada tabii bizim kontrol edemediğimiz ve bilemediğimiz bir faktör. Hipertrofik scar yani kötü kabarık iyileşmeye yatkın insanlar var. Bunu biz bir testle, tahlille anlama şansımız yok. Ancak ameliyat öncesinde sorgulayarak işte vücudunun başka bir yerinde bir kesi ya da olmuş ameliyat izlerinin nasıl iyileştiğini sorguluyoruz. Eğer onlarda kabarık bir iz varsa mutlaka hastamızı bilgilendiriyoruz. Diyoruz ki bu ameliyatı olabilirsiniz ancak olursanız memenizde de bu tarz kabarık kötü izlerin olma... Kabarık kötü iz sonra düzeltilebiliyor mu? İhtimali var deriz. Şimdi burada tabii kabarık kötü izlere yönelik eğer hastanın yara iyileşme özelliğine bağlı bir kötü izse bu tekrar çıkardığımızda tekrar müdahale ettiğimizde bir daha olma ihtimali vardır.
Onun için bu durumlarda biz çok revizyon, yani ize yönelik bir revizyon, düzeltme cerrahisini ameliyat olarak ilk seçenek düşünmeyiz. Öncelikli olarak bir takım işte silikonlu pomatlar ya da basılı silikonlu bası elbiseleri ya da bir takım sütyenlerle o izin yumuşamasını isteriz. Bir kere bir sene bekleriz izin toparlaması için. Sonrasında bir takım enjeksiyon yöntemleri var. Bir takım o kabarık izin içine ilaçlar zerk ederek bu kabarıklığın azalmasını, biraz daha ciltle aynı seviyeye gelmesini sağlamaya çalışırız. Ama hipertrofik skarları biz bu şekilde hastalarımızı uyarıyoruz. Çok nadir görülmekle beraber hekimin de hastanın da çok uyanık olması lazım bu konuda. Çok teşekkürler hocam. Ben çok teşekkür ederim. Tanem, sağ çok olun. Teşekkür ediyorum. Evet, Hayat Sağlıklı Güzel, Cenk Hoca ile sohbet ettik ve devam ediyoruz.